Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza ve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Şimdi bu videoda kısım, kısım, kısım şeylerden bahsedeceğim. Oradan oraya atlayacağım, buradan buraya zıplayacağım, buradan oraya hoplarken e, yani helikopterden helikopteri atlarken şarjör değiştiren asker misali sizlere bomba şeyler vereceğim. Ama bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Evet sevgili arkadaşlar. Günlerden pazar 28 Ağustos 2022. İnsanın tıraş olası geliyor. Tıraş olup üstüne forma giyesi geliyor. Ne bileyim televizyonlarda, alt yazılarda transfer bekliyesi geliyor ama bir türlü gerçekleşmiyor bu transferler. Ya nerede bu transferler, nerede bu de bu transferleri yapacak adamlar diyor bekliyorsun ama olmuyor. Şimdi kısa kısa birkaç bir şeyden bahsedelim. Bir, Belçika ikincilik ekiplerinden Dines FCV Dendera önerilen yani Dinze De FCV Dendere önerilen Tiago Çukur sözleşme şartlarını görüşmek için Denderleu kentine gitmiş. Yani Denderleu kentini bilen arkadaşlarımız bilir. Bilmeyen arkadaşlarımız kim bunlar ya der. Bu e, takımın transfer marketi var mı diye baktım. Varmış arkadaşlar. Ama ne piyasa değeri yazıyor. Ne bir şey yazıyor. Bilmiyorum enteresan bir takım ama Belçika ikinci Ligat takımı. 3 maçta 5 puanları var. Zaten liderin de 3 maçta 6 puan var. Lommel SK e, diyor. Allah Allah. Çok ilginç değil mi ya? Lombel SK. Biz bunları nereden hatırlıyoruz ya? Neyse. Ee, takımı buldum gibi derken berşort da var bu arada ikincilik takımlarından. Biz orayla şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu Dender 925 bin euro piyasa değerine sahip bir takım. Fakat ben size şunu anlatayım. Kadro derinliği 23 kişi bu takımın. Yani 23 futbolcudan oluşuyor. Bu arkadaşların iki tane forveti var ama değişik bir forvet yani e, transfer market değerleri bile yok. Hani e, niye bu kadar detaylı detaylı anlattım? Hocam Tiago Çukur'da geç. Hayır arkadaşlar bizim bir projemiz vardı. Ali Koç başa geldiği zaman e, bir projemiz vardı pilot takım projesi ve bu takımın Belçika liginden olması gerektiği e, için konuşuyorduk. Hem bu e, Dender takımı hem de Bershot takımlarını çok sık duyacağız gibi geliyor. Bilmem anlatabildim mi? Daha anlamadıysanız yani ne diyeyim. Peki Thiago Çukur hocam çok mu iyi futbolcu? Valla arkadaşlar rezervlik maçlarını çok umursamayan bir havası vardı. Ama Türk milli takımına seçilecek kadar bir topçu olup da Watford'da oynayıp da ne kadar da alt ligde olursa olsun ee, şu şekli ilginç. Gol sayısı az, yeteneği tuhaf. Hocam A takımı alsaydık olmaz mıydı? Arkadaşlar tamam Türk eyvallah ama biraz pişmesi gerekmiyor mu sizce de? Yaşı çok genç değil mi sizce de? Gitsin bir orada izleyelim. Hem Belçika Ligi, Alt Ligi nispeten gelişimi açık birlik. Hayırlısı olsun. Edison Cavani Valencia imzası son aşamada ve her an açıklamaya müsait. Fakat benim takıldığım nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? 2024'e kadar sözleşme imzalamışlar. Yıllık 2 milyon euro. Artı işte maç başılar. Yani ucuz değil mi ya sizce de? Kavani için. Fenerbahçe'ye bu şartlarda gelseydi ister miydiniz? Mesela ben isterdim açıkçası. 2 milyon euro hiçbir şey değil. Benim gözümde. Neyse hakkımız da hayırlısı olsun. Tabii Maxi Gomez için de herkesin soracağı soru şu. Yani ısrarla bu soruyu soruyorsunuz hocam nerede Maxi Gomez diye. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Maxi Gomez'in kapının tarihini Ali Koç da bilmiyor. Yani kestiremiyoruz. 10 dakika sonra belki tamam biz Valencia'yı aldık kabullen diyecekler. Belki 3 gün sonra diyecekler. Bilemezsin. Dimitris Pelkas bak Pelkas için mesela benim en şaşırdığım transfer duyumlarından bir tanesidir. Her konuda anlaşıldı. Kulübüyle anlaşıldı. Futbolcu anlaştı. Çalışma izni çıkarıldı. Ki çok da çıkarmaya gerek yok. Zaten e, Yunan vatandaşı olduğu için o Yunanistan'da Avrupa Birliği'nde olduğu için oynayabilir diye biliyorum İngiltere'de ama yine de çıkarıldı. Her şey tamam. Bir tek açıklama kaldı. Pelkas'ın bugün sabah saatlerinde tesislerimize gelip takım arkadaşlarına vedalaştığına dair de duyumlarımız var. Ben şunu söyleyeyim. Süre aldığı her dakika. Yüreğiyle oynadı. Fenerbahçe'yi sahiplendi iyi bir kişilikti, iyi bir karakterdi. Ama e, mesela Vitor Pereira'nın yaramadığı futbolculardan biriydi. Çünkü geriye gitti. Hakkında hayırlısı olsun Yunanistan'ın yani yeni kariyerinde sakatlıklardan uzak, başarı dolu bir kariyer diliyoruz Pelkaz'a. Aynı şekilde Atilla Salahi. Arkadaşlar Atilla Salahi Zenit olayı bakın üstüne geçilemez yani anlaşılamaz bir duruma gidiyor. Nasıl anlaşılamaz bir duruma gidiyor? Şimdi biz Atilla Selahi için teklifleri açığız dedik. Zenit Kulübü 12 milyon euro teklifte bulundu. Biz dedik ki 20 milyon euro. Zenit Kulübü 17 artı 2 opsiyona kadar çıktı. Biz 20'den aşağı satmayacağız dedik. Zenit Kulübü 20 milyon euro veriyoruz dedi peşin peşin. Ama az sonra da açıklayacağımız üzere Salah'i kamp kadrosuna alındı. Bakın 20 milyon euroyu veriyoruz dediler. Bu iş şöyle oluyor. Hocam Salah'i sattıktan sonra stoperini nasıl alırız? Arkadaşlar teminat mektubu alıyorsun. Diyorsun ki evet ben 20 milyon euro vereceğim diye teminat mektubunu gönderdiği andan itibaren görüşmeler başlıyor. Sen de başka bir kulübe gidip X futbolcusuyla görüşüyorsun, görüşüyorsun. Anlaştın diyelim kulüple anlaştın futbolcuyla. Sen de onlara teminat mektubu gönderiyorsun. Diyorsun ki benim e, şu satışım gerçekleştikten sonra ben de size 20 milyon işte şu kadar milyon euroyu verip futbolcunuzu alıyorum diyorsun. Sen de o futbolcuyla görüşmeye başlıyorsun. Yani domino etkisi o onu yıkacak, o da onu yıkacak ki böyle olsun diye. Şu anki aşamada Atilla Salah için teminat mektubunu almış durumdayız. Biz de başka bir oyuncuyla görüşüyoruz. Fiyatını düşürmeye çalışıyoruz ama biz şu kurnazlığı yapıyoruz. Hani 20 milyon euro gelecek demiyoruz. Biz diyoruz ki işte Pelkas gidecek bon servisten gidecek bon servisten falan diyoruz vesaire. Bu arada şu tut kart transfer etmek istiyor demiş Sky Almanya. Yani o transferin hala açıklanmaması da ayrı bir komedi. Gerçekten arkadaşlar yani komedi komedi üstüne ama sizin beklediğiniz gibi transfer öyle 15 dakikada gerçekleşmiyor. 20 dakikada gerçekleşmiyor. Bak biz hangi gündeyiz ya? Biz şu anda pazar günündeyiz. Hangi gündeyiz den kastettiğim şey şu. Ee, Perşembe günü müydü? Yok çarşamba günü sanırım. 24'ünde sanırım. 24'ünde Berişan'ın git 24'de mi gitti ya? Ya yanlış olmasın birkaç gün önce diyelim. Birkaç gün önce berişi Almanya'ya gitti. Görüştü. Sağlık kontrollerinden falan da geçirildi edildi. Ee, hani sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Hocam kesin gitti diyebilir miyiz? Daha ne demem lazım? Yani bazı arkadaşlarımız da var muhtemelen akılları sıra espri yaptıktan düşünüyor. Hocam kesin gitti diyebilir miyiz? Şimdi Atilla Sanayi dediğim gibi e, yüksek bir de artık satılması hak gibi. Hocam yerine kim gelebilir? Ya yani herkes gelebilir. Hani mesela Rodrigo bek Rodrigo Bekao var. O gelebilir. Odines'den e, 26 yaşında Brezilyalı bir sağ stoper var. İtalya'da o gelebilir. Yine aynı şekilde Udinese takımında Bekao diye bir siyahi topçu var. O gelebilir. Herhalde Brezilyalı. Yani tam şey yapımın o. Yani as olarak o gelebilir. Ve benim izlediğim kadarıyla da Kim Minji'nin boşluğunu doldurabilir. Bakın arkadaşlarımız konuşmak için konuşuyorlar. Es espri yapmak için espri yapıyorlar. Kendi fikirlerini özgürce dile getiriyorlar ama komik duruma düştüklerini de bilmiyorlar bazıları. Her fikre saygılıyız ama saygısızlığa tahammülümüz yok. Onu da belirteyim. Bir kardeş diyor ki ya Atilla Salah'ı dursun. Yedeği de Luan Perez olsun. E biz sağ stoper alalım. Neyden alalım diyorum. o ben onu bilmem onu yönetim bilir diyor. Diyorum ki Atilla Salah'ı satılsın. Luan Perez sol az stoper olsun. Sağda misal veriyorum yani. Be Bekao'yu alalım. E Serdar Aziz geldiği zaman üçüncü stoperin sol stopere de gerekirse Türk birini alalım. Diyorum yazmış Çağlar Söğüncü nasıl? Doğru. Getirebiliyorsan getir. Fenerbahçe taraftarı da bir ömür arkandan dua etsin. Peki diyor bir tanesi yazmış. Luan Perez kaldı diyor. Tamam diyelim kaldı. Lan kaldı ne demek? Adamı daha yeni aldın. Mecbur kalacak. Gustavo gitti diyor. Lemos gitti. Salai de gitti diyor. İşte Serdar Aziz, Luan Perez işte bir tane stoper aldım. Bir tane daha sağ stoper aldım. Bu sefer diyor sol stoperin eksik olmayacak mı diyor. Bu arkadaşlara laf anlatmak eşeğe laf anlatmaktan daha zor. Niye zor? Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal dönemi Pereira dönemine göre çok beğenilen bir dönem. Arkadaşlar hala İsmail Kartal içlerinde okta kalmış arkadaşlar. Bir Google'a yazıp bakabilirler mi? O İsmail Kartal bile bu salayı az oynatmadı. Kim Minci'yi Serdar Aziz dizdi. Olamaz öyle bir şey. Olamaz. Yapamaz öyle bir şey. Niye geri gerizekalı arkadaşım? İnternet diye bir şey yok mu? Açıp bakamıyor musun diyorum. Olamaz öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Kim Minci'yle salayı oynattı diyor. Çıkart kaç maç Kim Minci'yi salayı oynatmış. Kaç maç Serdar Aziz Kim Minci'yi oynatmış. Bir bakalım diyorum. Now now diyor. Ya arkadaşlar şu saçma sapan kuruntularınızdan çıkın. İki tane solak yan yana oynayamaz. Ne biliyorsun? Oynayamaz. Kural öyle. Ya he, he Siz bu boş beleş insanları geçin. Bana fikrimi soracak olursanız Luan Perez gayet de iyi sol stoper oynar. Hatta eğer şu an %60'ını izliyorsak %100'ünü izlediğimizde Salah'ı iyi ki gitmiş bu fiyatlara. Yoksa bu adam Salah'ı iyi de keserdi dersin. Salahi gitmiyorsa Luan Perez de Salahi yan yana oynatma fikri oluşması lazım. Ama Jesus illaki düşünmüştür. İkisini yan yana oynatmıyorsa demek ki birbirinin eksini tamamlayan futbolcular değil. Salahi gidiyor Bekao geliyorsa Luan Perez ve Bekao savunma hattı zaten rakibi kemirir bir hat. Diyeceksin ki sakatlı kanında şu ya üçüncü stoperini Serdar Aziz olarak düşünüyorsun. Ki bu arada Serdar Aziz'in salı günü takıma katılmasını bekliyormuş herkes ne tevafuksa ne hikmetse. Ha tam manasıyla oynaması Kiev maçında maçın ve sonrasında olur. Onu da belirteyim ama neyse bu kadar çok takılmayın. Anladınız mı? Yani o şu oynasın boynu bir geçin. Bir geçin. Peki hocam senin mantığın, matematiğin hani futbol görüşün olarak ne dersin? 20 saniye teklif geldiyse 30 saniye beklemem. 20 saniye beklemem satarım. Luan Perez'i sol stoper yaparım. Bekao'yu 5'e 6'ya 7'ye bir şekilde alırım. Gerekirse opsiyon koydururum. Şampiyonluk bonusu şu bu. Diyelim 5'e aldın. 5'e de Luan Perez aldın. Atilla Salah'yı 20'ye. 18'e Kim Minji'yi 38 milyon euroya 2 tane stoperini satıp 10 milyon euroya taş gibi tekrar stoper hattı kurmuş olursun. Ha Gustavo Henrique durabilir 4. stoper olarak gönderemiyorsan. Serdar Aziz 4. stoper. Hani iş oraya kadar gelirse zaten Yapacak bir şey yoktur. Peki ben başka bir soru sorayım. Hocam savunma hattımız sağlam olmaz. Geçen sene Kim Minji, Salahi, Serdar Aziz kütür kütür savunma hattıydı. Bence Türkiye'nin en iyi savunma hattıydı. Kaçıncı bitirdik? Kaçıncı bitirdik? Keyalı sezonda kaçıncı bitirdik? Bir düşünmekte fayda var arkadaşlar. Bu kadar da çok derine girip düşünmeyin. Kafayı cortlatırsınız. Hocam sen millete eşek diyorsun. Ya lafı başka tarafından anlıyorsan sana da diyorum kardeşim sen eşeceksin asıl. Yani lafı başka tarafından anlıyorsan diyorum ki yani eşeğe laf anlatıyor bazı arkadaşlar anlatılmıyor. Ya bu kadar kapatmayın kapa şeyinizi ya. Kapağınızı bu kadar kapatmayın. Ya sen de bir buçuk sezondur sol bekinde sağ ayaklı adam oynuyor. Bana bunu açıkla. Niye oynayamaz mı yetenekli adam? E salak. Stoperde oynayamaz mı iki tane solak? Yetenekliyse. Oynayamaz. Öyle bir kural yok. İşte bu adama ben eşecek desem haksız mıyım? Ama demiyorum. Diyorum ki hani eşeğe laf anlatılır. Ama inadından vazgeçmiyorum. Bu arkadaşlar anlatılmaz. Bir de şimdi şeyciler türemiş. İşte şöyle böyle falan filan. Ya ne yapıyorsanız yapın. Toplu birlik gelin. Topunuz gelin. Topunuz gelin. Bu, say bu kanalın büyümesine, bu kanaldaki insanların futbol konuşmasına engel olamayacaksınız. Bakıyorum bazı yorumlara aşağılık aşağılık yorumlar. Biri yazmış mesela. Hocam işte ya misal veriyorum örnek yani aklıma kaldı kadar. Hocam diyor Salah ile Luan Perez'i yan yana oynatabilir miyiz? Öbürü yazmış senin futbol bilgine şöyle yapayım böyle yapayım. Direkt engelliyorum. Direkt. Sen, kimsenin futbol bilgisine bir şey diyemezsin. Ha ben iki solak yan yana oynayabilir diyorum. Siz oynayamaz diyorsunuz. Lafım yok. Kabul. Bak buna bir şey demiyorum. Ama çıkıp da ya Atilla Salah'ı as oynasın, Luan Perez yedek oynasın, başka düşünceye sahip olanlara hakaret ediyorsa sana eşek lafı az bile gelir. Kimse kusura bakmasın. Ben matematiksel olarak düşünüyorum, duygusal düşünüyorum. Hocam Atilla Selayi gibisini bulamayız. Bulursun şekerim, bulursun. Bulursun, 10 tane daha bulursun. Atilla gibisini bulamayız dedikten sonra kim Minji'yi buldun daha önce sattın. Bulursun şekerim, bulursun. Neyse, biz geçelim Jorge Jesus'a. Senin elinde Jorge Jesus gibi bir teknik direktör var. Bence futbolcudan, takımdan, bak futbolculardan, takımdan, sistemden daha önemli bir transferin. Yani şöyle anlatayım size: elektrik, elektriğin şehre dağıldığını düşünün, bir istasyondan dağıldığını düşünün. Senin elinde dağı, dağılan istasyon var. Sen diyorsun ki, hocam işte 3 kilometre ötede kablo kopmuş, yazık oraya. Orası sıkıntılı. Ben de diyorum ki senin elinde dağıtan istasyon var. İstasyona bir şey olsaydı daha kötü değil miydi? Biz yıllarca istasyonsuz ama mükemmel döşenmiş e, elektrik ağlarıyla şampiyonluk bekledik. Örnek tam da cuk diye oturması lazım eğer anlatabiliyorsam. Bizde elektrik istasyonu yoktu. Yani elektrik veren istasyon yoktu. Ama tesisatımız müthiş döşenmişti. Kablolar yer altından gitmişti müthiş. Hani e, kopmaz eskimez müthiş kablolar. Yani elektrik lambaları falan müthişti. Ama tesisimizde sıkıntı olduğu için azar azar elektrik geliyordu. Kimi zaman bu bölge aydınlanıyordu, kimi zaman bu bölge. Şimdi elimizde müthiş bir yani elektrik istasyonu var. Kablolar döşenmiş halde. Evet 3-5 mahallenin kablosunda sıkıntı var. Kabul 3-5 mahallenin ama koca bir şehirden bahsediyorum. Siz buna bakmak yerine neye bakıyorsunuz? Yani bardağın boş tarafı dolu tarafı gibi. Bak, Jesus eldeki kadroya uygun bir formasyon sistem kurmaya çalışıyor. Adam sürekli deneme içinde. Hazırlık maçlarında hiç üçlü oynamadık deseniz yalan söylemiş olursunuz. Üçlü de oynadık beşli de oynadık, dörtlü de oynadık hazırlık maçlarında. E resmi maçlarda bakın üç maçtır üçlü oynuyoruz. Belki yarın dörtlü oynayacağız. Futbolcuların da bu durum hoşuna gider. Maçtan keyif almaya başlarlar. Ha şu da bir gerçek. Senin sakat oyuncuların senin cezalı oyuncuların bazen sistemini değiştirebilecekler. Bazen değiştirebilecek. Arkadaşlar hücumda eksiğin olacak. Dön üçlüye savunmada bir kişi fazla oynat. Savunmada eksiğin olacak ya da cezalı olacak. Dön dörtlüye hücumda bir kişi fazla oynat. Ya bunları niye düşünmüyorsunuz? Bunları niye akıl etmiyorsunuz? Bak takım içerisinde arkadaşlık ortamı kuruldu. Herkes Jesus'a saygı duymaya başladı. Dikkat edin maçın içerisinde Maçın içerisinde bireysel oynayan oldu muydu? Çıkıyor tıkır 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 bağırıyor. Hocam Aziz Yıldırım gibi bir başkanımız olsun. Niye diyordum? Hocam insin şeye, soyunma odasına futbolculara şey yapsın diyordu. Şimdi siz Cesus'un o futbolculara şey yapmadığını mı düşünüyorsunuz? Size çok küçük bir nüans vereyim. Küçük bir ayrıntı vereyim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Maçların ertesi günü izin yapılırdı Fenerbahçe'de. Maçların ertesi günü izinli olurdu futbolcular. Hocam 3 günde bir maç yapıyoruz. Nasıl izin olsun? Yine de olurdu. Yine de olurdu. Hatırlamıyorsunuz günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı dün oynayan futbolcular Hiç öyle bir ibare gördünüz mü son zamanlarda? Jesus'un gelmesiyle bu ertesi günkü izinler bitti. Oyuncular 2-3 haftadır izinsiz. Yani hayatları tesisle ev arasında. Jesus ne diyor biliyor musunuz futbolculara? İrfan 25 de buna vurgu yapmış. Diyor ki İdman'da dinlenmenin önemine vurgu yapıyormuş. Diyormuş ki idmanlarda dinlenin arkadaşlar diyormuş. Uyku düzeninize dikkat edin. Biz geçen sene Berisha'dan niye full verim alamadık? Herif gece 4'e 5'e kadar eve gelmiyormuş. Maçtan öncesi gün 4'e 5'e kadar. Sonra biz de sahada Mustafa Hoca gibi garibanlar da sahada diyor ki lan Berisha yetenekli topçu. Bak Salzburg'da yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları. Hadi diyor Berisha hadi kendini göster. E, olmaz. Olmaz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Jesus'tan sürpriz. Bak başlığa mesela bunu koymayı düşünüyorum. Bir de başlığı eleştirenler çıkıyor. Gel olan sene başlık koy. Bak şöyle bir başlık koymayı düşünüyorum. Son dakika Jesus'tan Konya Spor maçında sürpriz. Tam 7 kişi yok. Adam her maça farklı 11 ile çıkmaya artık taraftarı alıştırdı. Bak bunu geçen sene Pereira da yapıyordu. Yapmak zorundaydı. Yapmak zorundaydı. Jesus da yapmak zorunda. Konya Spor maçında da Avusturya-Vien maçına göre Eee ilk 11'de 6-7 kişi değişiklik yapacak. Arkadaşlar %100 yapacak. Yapacak. Çünkü Avusturya'ya maçında biz rotasyon kadrosu çıkarttık. Yani başlıkla içerik uyumsuz diyen mal arkadaşlarıma, gerizekalı arkadaşlarıma peşin peşin söylüyorum. Yani mecbur böyle olacak. Böyle olmak zorunda. Hocam çok mal diyorsun, çok gerizekalı diyorsun. Ben herkesi uyarıyorum. Adam üye gitmiş bunların tuzağına düşüyor. Diyor ki hocam Şöyle böyle falan. Düşmesin. Kimse kimsenin tuzağına düşmesin. Aklınız var mı? Var. Kendiniz kullanın. Başkasının aklına hareket etmeyin. Sürü psikolojisine koyun olmayın ya. Sürü psikolojisine hareket etmeyin. Koyun olmayın. Kendiniz olun ya. Cao Pedro. Cao Pedro Konya maçında Fenerbahçe formasıyla şans verilmesi halinde sahaya çıkacak. Ben ilk 11 olacağını düşünüyorum. Valencia ile birlikte ilk 11'de oynayacaklarını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Acaba gol atarsa inşallah atar. İlk golünde nasıl sevinecek onu da merak ediyorum. Ve Fenerbahçe'nin Konya Spor maçı için kamp kadrosu açıklandı. Bakın ekranlara veriyorum. 5, 10, 15, 20, 22 kişi. Ee, Sağda 21 olacak muhtemelen bir kişi de maç kadrosunda çıkarılacak. Muhtemelen de kesin çıkarılacak. Şimdi Altay Ertuğrul İrfan Can. Rezerv lig maçını izleyen arkadaşlarımız İrfan beğenmemişlerdir. Eminim. Eminim beğenmemişlerdir. Ben beğenmedim şahsen. Ee, neyse İrfan Can çıkar gibi duruyor. Benim tahminime göre. Altay Ertuğrul. Osayi, Salayi, Lemos, Gustavo, Perez, Alioski, Ferdi. Bu arada yabancı sayısında 2, 4, 5, 6. Arao 7, Mertak'ın Zayt 8, Crespo 9, Lincoln 10, Rossi 11, Pedro 12, Valencia 13. Dikkatlice baktığınız zaman 13 tane yabancı var arkadaşlar. Ee, şimdi tahmini bir ilk 11 yürüteyim. Başka şeylere konuşmam lazım. Altay 1, Osayi 2. Ben bu maçta bakın dikkat eden arkadaşlar Salahi 1, Lemos 2, Gustavo 3, Perez 4, Alioski 5, Ferdi 6 hatta Osayi'yi Osay de sayarsak 7. 7 tane savunma tipli oyuncu var. Acaba üçlü mü çıkılacak diye düşünmüyor değilim. Çünkü o yedeği yok. Ferdi'ninki hadi bir şekilde Alioski dersin. Ee, ama üçlü çıkarsan da baktığın zaman 3 tane stoper oynasan sadece bir stoper yedeyim var. Bence bu maçta dörtlü çıkılır. Yani Altay, Osayi, e, Salayi işte zor süreç. Mesela ben olsam o sayı Salah'yı, Perez, Ferdi çıkarım. Ben olsam. Hocam Ferdi'ne çıkılır mı? Ali çok iyi şöyle böyle. Tek, ben, ben olsam böyle çıkarım. Orta alanda Arao ile birlikte Zayt'si oynatırım. Hocam Crespo çok iyiydi. Evet iyiydi. Biraz daha iyi oynasın. Muhtemelen Arao Crespo izleyeceğiz. Hocam Crespo ile Zayt'si yan yana istiyorum. Şöyle istiyorum böyle istiyorum. Arkadaşlar Arao'nun tercih edilme sebebini hala anlayamadınız mı? Bir pasta pozisyona sokma e, yeteneğine sahip bir topçu olduğunu hala anlayamadınız mı? Yani keskin gördüğünü. Evet, savunmada o kadar iyi değil belki ama savunma kütür kütür oynadığı zaman da böyle. Ama Crespo zayt aslında oynatılabilir ikili. Ya ben Zights'ın kesin oynayacağını düşünüyorum Arao ile birlikte. Ben Arao zayt diyeyim. Mert Hakan yedek kalır, Crespo yedek kalır. Orta sahanın sağında ya da hücum dörtlüsü diyeyim. Yani dört kişi çıkartacağım. Bence Emre Mor yedek kalır. Çünkü Emre Mor'u hamle oyuncusu olarak kullanmak bu maçta daha mantıklı olur. İrfan Can Kahveci'yi sağda başlatırsın bir. Sol kanatta Lincoln'u başlatırsın iki. Hocam Rossi ciddin sen, sen nasıl Rossi'yi yedek koyarsın? Emre ve Rossi'yi bitirici ve ikinci yarı rakibi sahasına hapsedici, böyle ne bileyim açıkları değerlendirici bir futbolcu olarak kullanmak. Bilmiyorum benim sistemi ben böyle çıkardım. Lincoln solda, İrfan sağda. İşte buraya çok şaşıracaksınız. Cao Pedro'yu forvet arkası, Valencia'yı forvet kullanırım. Yani Fenerbahçe'nin çıkaracağım, Fenerbahçe'de çıkaracağım taktik kısmen 4-2-3-1 olur. Altay, Osayi, Salayi, Perez, Ferdi, Arao, Zayt, İrfancan Kahveci, Lincoln, Cao Pedro ve Valencia şeklinde. Hocam Cao Pedro yerine başka birini oynatacak olsan Rossi'yi oynatırım arkadaşlar. Peki Jesus hangi 11 ile çıkarır sence hocam? Onu da değerlendireyim. Altay 1, Osayi 2, Salayi 3, Lemos 4, Luan Perez 5. Luan Perez 5. Ee... Ferdi Kadıoğlu 6. Bu arada şu ana kadar iki tane Türk var. Üçlü savunma çıkarttım. 6. Arao 7. Zayt 8. Zayt 8. İrfancan Can 9. Rossi 10. On. Valencia 11. On Bence de böyle çıkacaktır. Ha Şimdi söylemek istediğim konuya gelelim. Fenerbahçe Konyaspor maç kadrosunda yer almayan oyuncular. Bir. Serdar Aziz. Sakat. Buna eksi koyuyorum. İki Novak gidici, gidicilere ne koyayım G koy ya da T koyayım. Nazım Sangare sakat, İsmail yüksek arkadaşlar İsmail yüksek antrenmanda yaşadığı darbeye bağlı sakatlık yüzünden e, kadroya alınmamış diye bilgi var. Ben şimdi böyle de belki ilerleyen saatlerde bilgi değişir yani ama bana gelen bilgi bu şekilde. Dimitris Perkas yolu açık olsun. Armindo Buruma sakattı. Tam iyileşemedi. Muhtemelen ondan alınmadı. Onu da konuştuk. Yani muhtemelen ee, sakatlığından dolayı alınmadı. Evet İsmail için Süleyman Arat ne demiş? Son antrenmanda kalça bölgesini aldığı darbe sonrasında sakatlık yaşadı. Tedbiren çıkardı demiş. Tamam çok güzel. E, yani güzel derken en azından paralel gidiyor duyumlar. Joshua King. Ee, sakat. Bu arada Armindo Bruma'ya niye T koymuşum ben ya? Sakatlara eksi koyuyordum. Neyse. Mergin Berisha. O kim? Tiago Çukur. O kim? Burak Kapacak. Belki de o kim? Çünkü niye belki de o kim? Ben bunu diğer kısımda konuşayım. Yani 21.45'teki videoda konuşayım. Orada daha çok yorum yapayım. Yani baktığınız zaman Serdar Aziz 1, Nazım 2, İsmail Yüksek 3, Joshua King 4. 4 tane sakat oyuncum var. Artı gelmesi muhtemel bir forvetim var. 5. Yani 5 tane eksikle Fenerbahçe gidiyor kısmen. Eee, baktığınız zaman arkadaşlar az önceki kadroyu da tekrar hatırlatarak söyleyeyim. Baktığınız zaman mesela Valencia Serdar'ın yerine oynar gibi 1. Rossi ile başlarsa ya da Lincoln ile başlarsa 2 değişiklik. Zeiss Arao 4 etti. E, Alioski yerine Ferdi ile de başlayabilir. 5 etti. Atilla Selahi oynadığı zaman 6-70 oldu. Yani Fenerbahçe'de 6-7 değişiklik ama sanki 7 değişiklik olacak gibi geliyor bana. Yani 7 kişi o kadroda yani son maçtaki kadroda 7 kişi olmayacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar videomuza beğeni çok görmezseniz sevinirim. Bizim küçük bir totemimiz var yarınki maç başlayana kadar 25.900 yapmak üzere. Abone olursanız canınız sağ olsun. Destek olmuş olursunuz. Siz de görmüş olursunuz. Abone olmasanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.